Merhaba arkadaşlar, yeni bir vlogdan herkese. Ben de bu sefer bir şeyler içeyim dedim. Tabii benim içtiğim bu sefer papatya çayı. Öksürüğe iyi geldiği iddia edildiği için içiyorum. Yoksa böyle Batu'ya bir efendim laf atma gibi bir fikrim hiç olmadı. Ne diyeyim? Evet, bu arada ilginç şekilde doğru. Koç yazan bir kupada içiyorum. Nedir abi bu koç? Koç burcu olduğum için annem tarafından zamanında hediye edilmiş bir şeydi. Hiç alakam yoktur. Ne boka yaradığını da bilmem zaten bu burçların. Yani saçma şeyler bence. Neyse, bu vlogu neden şu anda çektiğimi söyleyeyim. Bu arada ilk olarak şu üstümde gördüğünüz tişörtü daha önce live stream'i takip ettiyseniz en son şey yapmıştım, göstermiştim, yeni gelmişti. Şimdi ise işte bari bir üstüme giyeyim dedim. Sizinle paylaşmış olayım. Oldukça şirin bir şey oldu zaten. Böyle sokaklarda geziyorum diyeceğim ama diyemiyorum. Çünkü neden? Çünkü kimse göremiyor. Kapşonlu giyiyoruz efendim. Üstüne mont giyiyoruz. Kapalı alanda da kapşonluyu ya da kazaklı hırkayı çıkardığımız olmuyor. O zaman ne oluyor abicim? Bu tişört hiçbir zaman gözükmüyor. Yapacak bir şey yok. Artık ilkbahar ya da yaz aylarına kısmet bunlarla sokakta gezmek. Ya da kapşonlu versiyonu yaparım da şu an ona hiç para verme gibi bir niyetim yok. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Şimdi ben bir tane seri yapmak değil de ufak ufak videolar yapmayı düşünüyorum. Ne gibi? Batuhan İlk video oyun kanalımızda bazı Minecraft modlarının tanıtımını yapıyordu. Ben de böyle birkaç tane böyle nasıl desem 2 haftada bir filan bir tane modun tanıtımını yapmak istiyorum. Ya da böyle ikişer ikişer filan da olabilir modun büyüklüğüne göre. Ama daha çok öyle yapacağım bir bir diye ayırmam daha mantıklı olur. Şöyle ki şu video nasıl desem fakat ben pek fazla Minecraft modlarını bilmiyorum. Yani genelde mesela modlarla seri çekeceğimde de yardım istemiştim çoğunluk olarak. Ya da yabancı kanalları filan. Ben sizden incelenmeye değer, yani nasıl desem böyle sikko sikko mod olup da böyle hadi incele abi filan derseniz yani gerek yok çünkü hani şey boşu boşuna vakit kaybı olur. Bir de hani daha önce çok fazla yapılmamış ya da yapılmışlardan da olabilir. Enteresan olan bir şey olabilir. Hani siz aklınıza geliyorsa bu tür bir şeyi ben Facebook'tan bir tane şimdi şey yaparım, status yazarım bu konuda. Daha doğrusu bu videoyu Facebook'ta paylaştığımda onu stikilerim. Birkaç gün boyunca orada durur. Siz de oraya tanıtılmasını istediğiniz modları yazarsanız ben de o modları size eveleye geveleye bu ne lan modunda tanıtmaya çalışırım ki bu güzel bir olay olur. Hem ben birkaç Minecraft modunu tanımış olurum hem de arkadaşlar Minecraft modlarını, farklı Minecraft modlarını tanıma fırsatı bulurlar. Ki şu anda yani sizin önerilerinizi bekliyorum. Ona göre hareket edeceğim. İlk baştan bunu forma açmayı düşünmüştüm başlığını. Fakat forumun yeterince feedback almayacağını tahmin ediyorum. Batu ile konuştuk. Bence Facebook'tan bu olayı yapmam daha iyi olacak. O yüzden lütfen spamlemeden güzel bir şekilde tanıtılması istediğiniz modu yazın. Hatta modu yazdığınız vakit fakat linkini de verin. Beni uğraştırmayın yani. Linklerle falan ya da araştırmayla. Hatta şey de yapabilirsiniz ki yabancı bir tanıtım videosunu ilk öyle mod çıktığı zamanlarda yapılmış verebilirsiniz. Ben böyle ufak bir göz gezdiririm ama güzel modmuş derim. Kendim de araştırır, inceler ondan sonra tanıtırım. Ve böyle bir şey. Bunun dışında bu videoyu istemiyorum ama hani nasıl desem acaba düşünüyorum. Yeni bir tane seriye başlama düşüncesindeyim de acaba hangi oyun olsa diye düşünüyorum. Onu da size soracağım. Fakat emin değilim şu anda onu. Belki ben kendi kafama eserek bir şey yapacağım. FPS falan istemiyorum çok fazla oynamak bu aralar. Zaten pek MLG olduğumu söylenemez. Biraz kötüyüm farkındaysanız. Sıçıyorum yani. O yüzden başka türden oyunlar falan arayış içindeyim. Çok uzun olmayacak, çok da kısa olmayacak. Asıl güzel senaryosu olması önemli. Tabii ki hatta Türkçe altyazısı falan olursa daha da iyi olabilir bence. Böyle bir şey çekersem acaba hangisi ilgi çeker, hangisi beğenilir? Onları bakarız. Ondan sonra yeni bir seriye de başlarım. Zaten şu anda Black Ops devam ediyor. Ondan sonra Sleeping Dogs'un DLC'sini bitirmedim. Borderlands'i ise zaten bitsin diye çekeceğim, koyacağım. Yani öylesine devam etsin abi. Yani hiç yoktan iyidir sonuçta, değil mi? Ekstradan video oluyor. Yani izlemeyen izlemesin tabii ki de. Hani
Sonuçta ekstra olarak düşünün. Sonuçta ben Borderlands'tan tatmin olmadım. Hem izleyen sayısından diyebilirim. Hem yorumlarda çok fazla beğenilmediğini fark ettim. Aslında beğenenler de var, isteyenler de var o kadar. Tabii onunla birlikte şöyle bir şey de var yani. Bir oyunu DLC diye çat diye oynamak ve ondan sonra birazcık FPS abici olduğu için çok dinamikler fazla yok yani. Nasıl desem birazcık araya bol bol vakit geçiyor. O yüzden de tabii şey oluyor, enerjisini kaybediyor seri. Ama olsun, önemli değil. En azından ben de işte öğrenmiş oluyorum. Sonuçta oynamadığım bir DLC'ydi. Onu da, hatta diğer DLC'yi oynamak istedim. Şu an çok üşeniyorum. Borderlands açasım yok. Çünkü ben oyunu daha önce hemen hemen hiçbir oyuna o kadar fazla saat mesai harcamamışımdır bir hafta içinde falan. Çünkü bayağı bokunu çıkarmıştım oyunu bitirebilmek falan için işte. Böyle durumlar arkadaşlar. Bu arada şimdiden tahmin edebiliyorum. Abi o tişört neden yaptırdın falan diye. Galiba Tisho diye bir site miydi neydi? Ya işte tişört baskı falan yazın. Google'a çıkar sonuçta. Ben bir tane indirim kuponu gibi bir şey vardı. Ondan almıştım. Onun dışında bir şey diyebilir miyim acaba? Çok böyle nasıl desem. Bir tane herif vardı. Art Venom'du galiba. O adamın yaptığı gibi de böyle mesela enteresan Minecraft haritaları varsa böyle. Mesela Pac-Man yapmıştı. Onun gibi şeyleri istiyorsanız bana söyleyin. Ben onları da vakit buldukça çekerim. Sonuçta 10'ar dakika, 15'er dakikalık videolar olur. Haftada bir gelir, bilmem ne gelir belki. Yani her gün çekecek vaktim yok. Zaten Minecraft çekmek çok eğlenceli bir şey olmuyor bir süreden sonra. Ben de çünkü böyle çok sevdiğim bir oyun ama böyle ayılıp bayılıp çekmiyorum her zaman. Çünkü bir süreden sonra benim için monotonlaşmaya başlıyor. Ah be, harbiden ya. Eskiden server'ımız vardı arkadaş bizim. Vallahi o server'da arkadaş bazı piçozlar sağ olsun. Yani 4-5 defa kaputu açmak zorunda kaldığımız için. Ya abi zaten hele hele offline mod bilmem ne şeyini yani kopya Minecraft'ları da açarsan server'ı batırıyorsun. Bir kere hiçbir kaçarı yok yani. Ne yaparsan yap. Ya sonuçta dallama bol oluyor yani. Oynamayı filan etmeyi bilmiyorlar. Açıkçası kimse de uğraşamaz kardeşim. Bizim işimiz gücümüz var. Nasıl? Bak bu konu nereden geldi aklıma ya. Düşündüm de. Nostalji. Demek ki vay be o kadar süreç atlatmışız yani. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim videoyu. Dediğim gibi Facebook'ta paylaştım bu videoyu paylaştığım zaman altına istediğiniz modları ya da harita bak ama adventure oynamalı harita demiyorum. Tanıtılacak böyle mini haritalar. Hani nasıl desem böyle biri şey yapmıştır böyle bir şey filan. Onları tanıtabilirim. Benim için de böyle hem boş vakitlerimi harcayacak bir uğraş olur. Yani en azından mesela hafta sonu kafam bozuldum. 4-5 tane bir yaparım ondan sonra yayayım onları filan. Böylece güzel bir şekilde halletmiş oluruz. Ve ben memnun kalacağınızdan emin değilim ama umuyorum. O yüzden kendinize iyi bakın. Sizleri çok çok öpüyorum. Hepinize iyi günler, selametler diliyorum. Sıhhatler, mutluluklar diliyorum. Başka ne dileyebilirim diye düşündüm. Bir sikim dileyemiyorum arkadaşım. Öyle. Neyse. Kendinize iyi bakın. Ben de papatya çayımı bitirip öksürüğüme... Aslında bak öksürmedim video boyunca. Öksürdüm bir defa. Öksürmedim. Galiba emin değilim. Öksürdüm mü lan? Harbiden.